Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hafif ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifim var sizlere. Sütlü irmik tatlısı yapacağız. İki katlı enfes bir tatlı olacak. Hemen yapımına geçiyorum. Yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı toz şekerini küçük bir tencereye alalım. Tatlımızın ilk olarak ilk aşamasında beyaz olan kısmını hazırlayacağız. İrmik ve toz şekerinin üzerine bir pakette vanilya ekledikten sonra 2,5 su bardağı yani yarım kilo kadar süt ilave edelim üzerine ve karıştıralım. Sizler kanalımda daha çok sütlü tatlı tariflerimi yoksa şerbetli tatlı tariflerimi görmek istersiniz. Bu konudaki fikirlerinizi yorum kısmından yazarsanız mutlaka değerlendirmeye alacağım. Şimdi tüm bu malzemeleri ateşe almadan önce iyice bir çırpalım. Sonrasında ateşe alarak ara ara karıştırarak katılaşıncaya fokur fokur kaynayıncaya kadar pişirelim. Ateşten indirdikten sonra içine bir çay kaşığı tereyağı ekleyerek tekrardan şöyle bir çırpalım. Yağ eridikten sonra artık kalıbımıza alabiliriz. Tereyağını iyice erittim gördüğünüz gibi. Şimdi kullanacağınız kalıp istediğiniz kalıbı tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim kalıp olarak. E, dibini eğer çok yapıştırıyorsa mutlaka su ya da yağla yağlayabilirsiniz. Ya da streç filmle kaplayabilirsiniz daha rahat çıkması için. Hazırlamış olduğumuz bu beyaz irmikle sütlü tatlımızı kalıbımızın dibine boşaltalım. Tamamını spatula yardımıyla sıyırarak boşalttıktan sonra kalıbımızı kenara alarak soğumaya bırakalım. Sütlü irmik tatlımızın beyaz kısmı bir kenarda soğurken biz de o arada diğer tarafta kakaolu olan kısmını hazırlamakla devam edelim. Eğer tam yerleşmediyse bu şekilde spatuladan yararlanarak kalıbın şeklini alması için şöyle sıcakken hemen yaydıralım kenarlarından. Ve şimdi kalıbımızı kenara alarak tatlımızın ikinci katını hazırlamakla devam edelim. Yine az önceki gibi yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı toz şekerini küçük bir tencereye alalım. Bu defa üzerine vanilya yerine 2 çorba kaşığı dolusu kakao ilave edelim. Kakao miktarını daha keskin isterseniz daha da artırabilirsiniz. Bu şekilde benim için yeterlidir. Üzerine tekrardan yarım kiloda süt yani iki buçuk su bardağı da süt ilave ederek karıştıralım. Ateşe koymadan önce kakaonun tamamen erimesi için şöyle soğukken çırptıktan sonra ateşe alarak fokur fokur kaynayıncaya kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Fokur fokur kaynadıktan sonra ise ateşten indirelim ve diğer tarafta hazırlamış olduğumuz beyaz sütlü irmik tatlısının üzerine dökmekle devam edelim. Ben bu kısmı hızlı olarak geçirdim. Hazırlamış pişirmiş olduğum kakaolu kısmı da dediğim gibi beyaz olan sütlü irmik tatlımın üzerine boşaltıyorum. Tamamını boşalttım gördüğünüz gibi. Biz kakaolu kısmını hazırlarken tatlımızın beyaz kısmı da gayet güzel bir şekilde soğuyarak kalıp gibi oldu. Şimdi bu yüzden üzerine kakaolu dökünce asla şekli bozulmadı. Kalıbımızın tamamen şeklini alması için spatula yardımıyla kakaolu kısmını da yaydıralım. Ve sonrasında ilk sıcaklığı çıkıncaya kadar serin bir ortamda dinlendirelim. Daha sonrasında üzerine isterseniz kapatarak bir streç filmle isterseniz bu şekilde buzdolabında en az 2 saat kadar soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra şekillendirme ve süsleme aşamasıyla devam edelim. Ben bu kısımları hızlandırılmış olarak geçireceğim hemen sizleri sıkmamak için. Hemen sunum ve süsleme aşamasıyla devam ediyorum. ve artık tamamen hazır olduğuna göre tatlımızı soğumaya bırakalım ve ben hemen soğumuş haliyle devam ediyorum gayet güzel görünüyor görüyorsunuz sizlerde şöyle kenarlarından hafiften içe doğru çekerek kalıptan ayrılmasını sağlayalım daha sonrasında üzerine düz bir servis tabağı kapatarak ters çevirelim gayet güzel bir şekilde kalıbımdan çıktı. Şimdi artık tatlımızın süsleme aşamasına geçebiliriz. Süsleme aşamasında da kahvaltılık çikolatayı Ben Mari usulü erittikten sonra süsleme aşamasında kullanmayı tercih ettim. Siz bu aşamada istediğiniz herhangi bir süsleme için kullanılan çikolatalardan veya krem şantiden faydalanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Dediğim gibi kahvaltılık çikolatadan buzdolabı poşetinin köşesine bir miktar aldıktan sonra kaynayan suyun içerisinde içerisine su girmeden e, tamamen yumuşamasına akışkan bir kıvam almasını sağladım. Sonrasında ucunu bıçak yardımıyla veya makas yardımıyla küçücük kestikten sonra bu şekilde süslemede kullandım. Sizlere de fikir olması için daha detaylı anlattım bu aşamayı. Ben bu kalıbımı çok çok seviyorum. Görseli çok kuvvetli tatlılar hazırlayabilmek için bunu tercih etmiştim. Sizler de almayı düşünürseniz eğer yine yorum kısmından yazarsanız ben linkini sizlerle de paylaşmayı isterim. Bu şekilde her bir dilimi çikolatayla süsledikten sonra son olarak ortadaki kalan kısmı da yine çikolatayla birleştirelim. Ve artık sonuca birazcık daha yaklaştık. Şimdi her bir dilimin üzerini de yine süslemekle devam edeceğim. Ben bu anlamda yeşil fıstık ve ince çekilmiş fındık kullandım. Bu şekilde üzerlerini serpiştireceğim. Yine sizler dilerseniz başka şeyler pasta süslemelerinde kullanılan başka malzemelerde kullanabilirsiniz. papatya şekline getirmiş olduğumuz sütlü irmik tatlısının her bir yaprağını birer tane aralıklarla antep fıstığıyla ve diğer geriye kalan kısımlarını da yine dediğim gibi ince çekilmiş fındıkla süsledikten sonra sunum aşamasına hemen geçelim. sizleri çok fazla sıkmamak için bu aşamayı hızlandırılmış olarak geçirdim. Yine orta kısmını da antep fıstığıyla süslemeyi tercih ettim. Çok çok güzel bir görsel yakaladık. Sizler de görüyorsunuz isterseniz normal düz bir borcamda da yapabilirsiniz. Dilimleyerek servis etmek isterseniz ya da farklı şekillerde dediğim gibi kalıplardan şekillendirmek amacıyla kullanabilirsiniz. Çok çok güzel oldu. Bu şekilde buzdolabında birazcık daha dinlendirdikten sonra sunum yapabiliriz artık. Hemen tatlımızdan bir dilim alarak kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum bu kadar görseli güzel bir tatlının sunumuna da geçmek istemiyor insan. Özellikle çay saatlerinizde sofralarınızı şenlendirecek akılda kalacak görselde bir tatlı oldu. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz eğer lütfen tarifime birer beğeni bırakmayı, daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek içinse kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.